Arkadaşlar merhaba. Ahkam defteri okumalarına devam ediyoruz. Küçük bir metin, şu gördüğünüz ahkam defterini kısmet olursa birlikte okuyacağız. Okuyacağımız metin gayet küçük. Buna rağmen ahkam defterlerine alışmak noktasında elbette ki yavaş hareket edeceğimizi de belirtelim. Ve tabii ki arkadaşlar kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın. Evet, hemen başlayalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şu kısım hemen gözüküyor. Rakka. Bakın şu kısım valisine. Rakka valisine. Vali derken normalde bu şekilde yazması gerekirken böyle yazmamış ve ne yapmış? Bakın gösterelim. Katip bu şekilde yapmış. Elini kaldırmamış. Böyle yapmış. Devam etmiş. Bunu da yapmış. Evet. Rakka valisine. Bu şekilde. Rakka valisine ve bakın Elif'i böyle dümdüz yapmamış. Böyle belini bükmüş. Eyaleti mezbure. Yani Rakka valisine dediğine göre söz konusu eyaletten bahsediyor. Ve eyaleti mezburede vaki nokta 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 nokta, bakın buralar boş bırakılmış, kadısına hüküm ki, demek ki kime hüküm veriyor? Rakka valisine ve bu eyalette görev yapan kadıya hüküm veriyor. Ve ne diyor? Bakın açık, Seyyid Osman gelip, zaten klişedir arkadaşlar, falan şuradan gelip, filan buradan gelip, işte sütte isadetime gelip diye. Burada da ne diyor? Seyyid Osman gelip bunun kaza-i, bakın i derken hemzeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun kaza-i mezburda sakin kethüdası Hasan. Neymiş? Kazai mezburda sakin. Kethüdası Hasan. Ve Hasan ve evet arkadaşlar, bunu tam çıkartamadım. Sanki bu dahi ya da borucu, artık bunu arkadaşlar siz lütfen yorumlar kısmına yazın. Eğer okuyan varsa Mustafa, evet. Nam, bakın nam. Kimesne, namı kimesneler hizmetlerinde ya da diğer eski deyimiyle hizmetlerinde et ya da at bahasından altmış kuruş olup ki 60 kuruşa olur. 60 kuruş olup 10 kuruşu verip, 10 kuruşu ne yapmış? Vermiş. 10 kuruşu verip bakisini arkadaşlar. Bakın bakisini vermekte taallül eylediklerini bildirip ne yapmışlar? Borç almışlar ama onu vermekte ne yapmışlar? Taallül eylemişler. Şerle görülüp, ne demek şerle görülüp? Yani şeriatla görülüp. Tabi bu arada arkadaşlar taallül
kelimesine bakmakta fayda var. Bakalım taallül kelimesi ne demek görelim. Ne kadar güzel teknoloji elimizin altında, istediğimiz kelimeye bakmak, istediğimiz kelimeye anlamına bakmak, hastalanmak, bahane, sebepten, yalandan bahaneler bularak bir işten kaçınma. Ya işte taallül bu arkadaşlar, yalandan bahaneler bulup bir işten kaçınma. Gel bile gidelim taallül kılma kıl, dünyaya meyleyleyip ayrılma kıl. Evet, Aşık Paşa Zade'nin güzel bir beytiydi arkadaşlar. Demek ki ne yapmayacakmış? Taallül eylediğin bildirip, taallül eylediklerin, hatta eylediklerin bildirip, şerle görülüp, yani şerle görülmek arkadaşlar, şeriatla görülmek ve alıp verilmek. Evet, bu da sürekli ahkam defterlerinde geçen önemli bir kelime. Alıp verilmek babında emri şerifim, burası da klişedir arkadaşlar, daha önce bir klişe dersi yapmıştık, babında emri şerifim rica etmeyin mahallinde şerle, yani şeriatla, yani arkadaşlar bakın zaten şer derken şurada aynı görüyorsunuz, bakın şu şer arkadaşlar, bu şer, hatta şöyle dişli yapalım klasik anlatıcı şekilde, bu şer. Ama bu da şer, ama bu şeriat. Şurası şeriat, burası şer, kötülük anlamında. O halde bakın şerle, bakın aynı burada görüyorsunuz, şerle görülmek için yazılmıştır. Bir de arkadaşlar ahkam defterlerinin sonunda, yani şurada bir tarih olur gördüğünüz gibi. O tarihi de okuyalım, arkasından bitirelim. Bundan sonra kısmet olursa tarih okurken de tarihleri bu dersin dışında, bundan sonraki derslerde mutlaka bugünkü tarihe, miladi tarihe çevirelim. Bakın fi evahiri, bakın evahir arkadaşlar, evahir, bakın evail mi, evasıt mı, evahir olduğu şuradan açık. Fi evahiri şevval, yani evahir ayın son 10 günü, o zaman 20 ile 30'u. Fi evahiri şevval, şu lam harfi arkadaşlar şevval ayını simgeliyor, bunun altını çizelim, bakın şevval, işte şevvaldeki şu l aslında şevval ayını gösteren l'dir. Şurası sene arkadaşlar, şöyle sene 1163 arkadaşlar. Evet, güzel bir ahkam defteri okumasıydı ve bu şekilde arkadaşlar bir de başlık okuyarak dersimizi bitirelim. Sadece başlığını okuyalım. Rakka valisi ve, bakın Z'nin noktası, vezire, Birecik ve nokta 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 kadılarına, şurası kadılarına, şu kısım arkadaşlar, sadece bu kısım ne anlama geliyor, hemen onu da yazalım ve dersimizi bitirelim. Tabi lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bu kısım, yani şu ok işaretiyle gösterdiğim kısım hüküm ki demek. Sadece şu, bakın hüküm ki. Evet, kanalımıza lütfen abone olun. Dersimizi noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.